Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, Çekirdekçi Tayfa Euro özeli sunar. Her zaman, her yerde, HDI. Kim olacak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü? Madem bu kadar kişi izliyor. Valla bu girişte Yılmaz Uğurcu 20 bin kişi izliyor. Biraz uzatalım programı. Kim olacak? Kim olacak Fenerbahçe'nin teknik? Bu girişte Yılmaz Uğurcu olacak bence. Ya bırak dalga. Yok istiyorsun? Bulamıyor, alamıyorlar abi. Serdar Ahmet. Alamıyorlar abi kimse. Sen kimi herhalde istiyorsun? Sen olsan kimi alırdın? Ben abi yani ismi ben olsam Benitez alırdım. Rafael Benitez'i. Bu Lucien Favre'yi alırdım. Abi ben Allegri'yi alırdım. Bak Ünal Aysal. Mancini'yi aldı. Doğru mu? Doğru tabii. Sonra da Prandelli'yi aldı. Yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Yapamıyorsan hani o zaman yapamayanı eleştiririm ben. Aslında başkan da söyledi toplantıda. Yani Bielsa seviyesinde bir antrenör. Bielsa seviyesi deyip bana Marco Silva'yı getirirseniz buradan kalkar giderim ben. Nereye gidersin? Bir şey söyleyeceğim. Buradan yani kalkar terk şu ederim an, burayı. Şu an itibariyle. Vallahi terk ederim. Bana Marco Silva'yı getirirseniz buradan kalkar peki, giderim. Peki Marco Silva eğer Bielsa gibi top oynatırsa istemez misin? İstemem. Başka yerde oynatsın bana gelsin sonra. Önce başka yerde. Ben deneme tahtası değilim. Peki böyle Benitez Liverpool'u son yıllarındaki mesela Benitez böyle Real Madrid'deki gibi Real Madrid oynattık Fenerbahçe oynatırsa ister misin? Şimdi bir şey anlatıyorum. Mancini de burada ikinci oldu. Prandelli ilk yarının sonunda kovuldu. Önemli olan o değil. Sen yapabileceğinin en iyisini yap. Sonra adam yapamasın. Senin yapabileceğin en iyisi Benitez'se Marco Silva'ya gitme. 300 bin euro için, 500 bin euro için, 2 milyon euro için hatta kaybetme bu adamı. O zaman Emre'yi niye kovdun deriz abi. Ben demem yani herkes der yani. Onu şöyle kalkar giderim. Vallahi giderim bak. Bana dedin ki Bielsa seviyesi. Bielsa seviyesi hoca. Yok. Yani Ünal Aysal'ın Mancini ile Prandelli'yi getirdiği yerde Ali Koç'un Zidane'ı indirmesi lazım bence. Ben öyle bakıyorum olaya. Zidane başarılı olur mu Fenerbahçe'de? Ya olmasın. Ha sen isim olmasın istiyorsun abi. Tabii, tabii. Ben başarılı olayım. Kanıtlamış. Sen, zengin. Baba sen ben başarılı olayım. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben başarılı olmasın başarılı. Zengin ve güçlü. Zengin ve güçlü. Amacın yani mutlu ya olmak da, değil ki. Senin amacın şov yapmak. Hayır şov, şov değil abi. Tabii başka bir şov, şov değil Fenerbahçe. Sen riski minimize edeceksin. Abiciğim bu şey bu biz bu işi telefondan yapıyoruz değil mi? Uygulamalar yapıyoruz. Yani telefonu çok sık kullanıyoruz telefonu. Yani bu telefonu iyi telefon alacaksın abi. Sonra bu telefon bozulursa iyi markadan alacaksın yani. Bu telefon bozulursa o utansın. Ben utanmam abi gittim paramı verdim aldım. Yo, en bana, iyi iki markadan birini aldım ben. Yok bana mesela en iyi iki kural önerdi. En iyi televizyon kanalındayım. Ben en iyi televizyon kanalındayım. YouTube işinin en iyilerinden birindeyim. Onda biz ben beceriksiz olursam ben utanayım. Onlar değil. Ali abi sen ne diyorsun? Favre'yi konuşuyoruz hep. Yemin ederim ya. Valla Vehbi Koç hayranlığı. Hep Vehbi Koç'un hayatını okur falan kitaplarım. Şimdi söz hakkı da o da oradan abi sana da. Mustafa'ya da. Bir şey söyleyeceğim. Benitez'in oynattığı oyunu, Real Madrid'e oynattığı oyunu beğenmiyordu. Evet. Haklıydı da beğenmiyor. Baba Real Madrid'de ne işi var Benitez'in ama Fener'e olursun. Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe oynattığı oyunu beğenmeyip ona benzetiyordun. Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'ye yıllarca istemedin. Rafael evet. Benitez'i niye istiyorsun o zaman? Daha iyisini istiyorum diyorum. Daha iyisini. Aykut Kocaman'ın Rafael Benitez'in 10 tane kupası var. Ben senin şu mantığını hiç anlayamıyorum mesela. Hangi Bielsa'nın var? Yedeği nasıl Benitez oluyor? Bielsa'nın yedeği değil. Bielsa kalibresi dedi. Kalibre. Bak, kalibre dedi. O kalibredeki adam Benitez. Başka kim var abi? Bak. İsmi geçenler için bak, de söylüyorum. Benitez'in gayet iyi kariyeri vardı. Özellikle Valencia. Efsanedir. Bizde neydi abi Liverpool'da? Baş altı takım. Bir dakika Liverpool'da o zaman maalesef baş takım değildi. Baş altı takımdı. Tamam abi. Şampiyon Ligi şampiyonu. Fener'de baş altı takım açtı abi. Çok büyük sürprizdi o. Baş altı takım işte. Fenerbahçe mi baş altı takım? Baş altı takım abi. Neyse bu şey birinci sınıf takım mı? Şey Avrupa kıyaslamasını yaptığı bir zaman. Bir şey söyleyeceğim O kadro mu baş altı? Hangi kadro? Niye o zaman Erol Bulut'u çok eleştirdin bu kadroyu şampiyon yapması gerekiyordu diye? Baş altı mı şu kadro? Türkiye için söylemiyorum. Şey için söylüyorum yani. Genel uluslararası baktığın zaman Fenerbahçe falan baş altı takımlar tabii abi. Ben Türkiye Ligi için söylüyorum. Türkiye Ligi içerisinde söylüyorum. Ne alakası var? Türkiye Ligi içerisinde yani Rafael Benitez. Peki sence kim gelsin? Kim gelsin abi? Marco Silva mı gelsin? Hayır şimdi. Kim gelsin? O hiç hayır yok. Tamam. Hayır yok. Yese'yi alacaktınız. Yese'yi kaçırdın. Ben söyleyeyim. Yese'yi alamadı da abi alamadı. Fonseca. O tarz bir hoca alacaksın. Mesela. Fonseca da Tottenham'a gidiyor. Mesela. Kesinleştirme o. Fonseca kaçırmayacaktın. Bence de Fonseca'yı al abi. En kötü Fonseca'yı al. Gerçek. Sporting'i şampiyon yapan kim böyle? Ruben Amorim değil mi? Evet. Madem Portekiz'e ekolojisi. Gerard'ı mesela niye almıyorsun? Ya adam orada bir şey gösteriyor sana hemen git görüş ya. Bence de Gerard Rangers'da çok başarılı oldu teknik. Baba bir daha anlatayım. Çok Ünal Aysal'ın. Mancini ve Prandelli'yi indirdiği yerde. Fenerbahçe başkanlarının örnek ver. Bu arada hala antrenör Ali arıyor Şenin, Fenerbahçe. Ben Ali o Şenin, ikili noktalarda Serdar abiyle de Ali çok Şenin, konuşuyoruz. Alberto Ali Şenin, Carlos Alberto Parreira'yı getirdiği yerde, Tomislav Ivic'i getirdiği yerde Ali Koç'un
alt sınıf bir hoca getirmeye hakkı yok. 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 Nedir son haber? Yok. Yok, son yok, yok. Yok yani. Hala antrenör. Ya adam Ancelotti'yi getirdi ya Aziz Bey. Adam evet. Kabul etmedi ve diyor ayıp ettim diyor. Kendisi diyor yani. Ayıp ettim. Fenerbahçe'ye borcum var diyor. Ama getirdi adam Ancelotti'yi. Bana Marco Silva'larla yok efendim. Ya Marco Silva Tayfun tamam bence de süper değil ama senin gömdüğün bir, kadar da kötü teknik direktör değil. Yeni bir isim yani. Çıkmış bir tane. Yani Ferreira mı? Abel Ferreira mı çıkmış? Ben Abel Ferreira'ya ulaştım. Buradan ulaştık Abel Ferreira'ya. Ha hiçbir şeyden haberi yok adamın. Yani Fenerbahçe'nin iyi isim. Hayır yani. Bugün ben bir İspanyol gazeteci arkadaşımızın haberi varmış. Yok, bir hanımefendi vardı Valverde. O mu? Yok ama Ernesto Valverde nedir abi? Öbürü bir tanesi daha var. Kim o? Ernesto Valverde vardı. Daha söylemiş. Ya ben Kike Setien. Bir dakika. Koyuncu, inekçi. Niye inekçi olsun adam? Adam ineklerimi seviyordum, Barcelona'ya geldim dedi ya. Ernesto Valverde, Kike Barcelona Setien. Ve Atletik Club Bilbao'nun eski teknik öyle değil mi? Evet. Olur mu? Gideri var mı diyorsun? Olur mu? Abi Atletik'te çok iyiydi. Bielsa seviyesin peki başa, yani? Hayır, oynattığı oyunla alakası yok. Bak beni, hayır, ben oynattığı oyun değil. Bielsa ile Hikmet Karaman hocam hariç, ben kimseyi mukayese etmem. Bir de Sampaoli. Bak Bielsa'yı almazsan Sampaoli alırsın ama onu da aldım Arsi'yle. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim sana anlatamadığım. Teknik direktörün şöhreti mi önemli? Yoksa eldeki oyuncu malzemesinden en yüksek verimi alacak profildeki hocayı seçmek mi önemli? Şimdi bu... Mesela Veselinovic o takıma çok uygun bir 103 koyar. Mükemmel bir soru bu. Bu mükemmel bir soru. Çok güzel. Tebrik Rıdvan, Hasan, tamam, Aykut, Oğuz, Hakan. Sırf ofansif. Çok güzel. Sol bekin de Şenol'u sonra çok güzel ofansif. Çok güzel. Ben de diyorum ki bunu ilk geldiğin sene yapsaydın. Mesela Koku'yu yaptın. İtiraz etmedin. Ralf Lang'ı getirseydin ilk sene. İlk 3 senede şampiyon olamasaydın bugün tabanca gibi takımın olurdu. Bir de Rafael'in getirseydin yani takım olurdu biliyor musun? Bulunduğun kritik işte, nokta itibariyle Ali Koç ve Fenerbahçe olarak bulunduğun kritik nokta itibariyle sıfır riskle gitmen lazım. Sıfır riskle nedir? Diyeceksin ki ulan adam daha ne yapsın ya? Zidane'ı getirdi diyeceğiz mesela. Öyle dememiz lazım yani. Adam daha ne yapsın abi? Zidane'ı getirdi yani. Mesela örnek veriyorum yani. Yok çok iyi bir örnek. Adam daha ne yapsın? Allegri'yi getirdi dememiz lazımdı. O da çok iyi bir örnek. Adam Fatih Terim'i kovdu. Mancini bir geldi. Filan derler herkes. En büyük Fatih Terimistler bile. Ya işte bu da iyi hoca falan. Oldu hemen. Bir de ilk maç 2-2 deplasmanda. Şimdi Fatih Terim'i kovduktan sonra Ünal Aysal Mancini yerine atıyorum da işte bir tane hoca söyleyeyim. Marco Silva'yı getirseydim mesela. Tatlı adam ya. Ne olur muydu abi? Bence de süper değil ama adamın sen sıfırladın ya. Ben gelirse. Sıfırlamadım ya. Ya diyorum ki kalibre ise bak anlattığım bu şeyim bu. Ha şunu yaparsın. Ben Marco Silva'yı aldım. Santrafor'da benzemeye. Bu arada orada bir ince bir hikaye mesela, var. Marco Silva bu kadar kötü teknik. Bir şey söyleyeceğim. Marco Silva noktası. Marco Silva'yı aldım. Santrafor'da benzeme aldım. Ona da tamam. Santrafor'u benzem aldıysan abi, bari teknik direktörü ve Zidane'ı al yani. Hem onu alalım. Bu arada. Bunu alalım. Ben ne yapayım abi? Ne anladım? Andrei Villas-Boas olur mu Serdar abi? Başkan ben de alamam. Villas-Boas olur mu Serdar abi? O da çok uzak kaldı olmaz, ya. Olmaz hiç olmaz. Çok i̇şte uzak bu kaldı. Marco Silva nereden çıktı? Marco Silva Villas-Boas bir kere hiç böyle baskıyı kaldıramayan birisi. Çok kısa anlatayım. Resmen Villas-Boas için. Bıraktı gitti yani. Villas-Boas için gidiyorlar. Sen Marco Silva'ya çok taktın çünkü. Ya takmış değilim. Marco Silva'yı tanımıyorum. Yakışıklı da güzel adam. Takmamış halim abi. Seviyorum da adamı. Bana ne abi? Yani ama ben diyorum ki sen kalibreyi burada anlattıysan. Buradan adam almaman lazım. Alamıyorlar ama şu an. Kimi alamıyorlar? Gidilen kimseyi alamıyorlar. Alamıyorum diye bir laf yok abi. Yok alamıyorlar. Favre gelmek istemiyor. Bana yok abi. Öyle bir şey yok. Komoli döneminde gidildi yok, Favre'ye. Yok öyle bir şey yok abi. Ben söyleyeyim sana. Komoli'nin arkadaşı bu adam. O bile getiremedi o dönem. Alamıyorum diye bir şey yok. Lucien Favre'nin yalnız böyle Komoli'nin arkadaşı olmaktan önce en az 15 tane çok üstün özelliği var yani. Alamıyorum. Onu ben söyleyeyim de yani. Sanki adam Komoli'nin arkadaşı mıymış olmuş. Favre? Evet. Şu an bir soğudum kendime. Şu an bir soğudum yani. Ama adam İsviçreli öbürü de... Marco Silva önüne koydun mu? İsviçre tipi Fransız. Lucien Favre'yi çok seviyorum. Beğeniyorum ama bir uyuz oldum şu an. Villas-Boas isterken Marco Silva'yı öneriyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Kim? Öneren kim? Öneren aynı menajerlik. Andre Villas-Boas'ın da menajeri aynı. Adı ne adı? Adını ne yapacaksın abi menajerin? Menajerin adı ne merak ettim. Ya Pro Eleven şirket işte yani. Ha Pro Eleven tamam. Şirket bu. Arayacak mısın abi adamı? Ya size Villas-Boas değil de... Kara listesi var. Hayır abi ondan değil. Ben şunu anlatıyorum. Ama gideni soruyorsan giden Rogon. Fenerbahçe'nin tam yetki verdiği bir firma şu an. Ya şimdi delirecek bak. Ama haklı. Delirsin diye söylüyorum. Ama haklı da. Yok. Yok haklı. Haklı olduğu konular var orada. Yani bak. Bir kulüp bir menajer şirketine yetki verir mi? Hayır abi. Direktör getirirken. Verebilir. Abi bir dakika. Bir saniye. Portekiz'de verirsin.
Türkiye'de gerek yok abiciğim öyle bir şey. Jorge Mendes'in ortağı kim? Ahmet Bulut. Geçen sen çalıştın mı Ahmet Bulut'la? Çalıştım. Bu sene istersen çalışır mısın? Çalışırsın. Nuno Espirito Santo kimin takımının hocasıydı? Wolverhampton. O kimin takımı o? Jorge Mendes. Jorge Mendes'in. Baba ben bunu istiyorum Ahmet. Sen bak şimdiden buna zarf at diyemez miydin? Oğlum sen o teknik oyunu hiç beğenmez. Peki sen ya bir şey... Allah var ya Fornoğlu'da falan var ya. Böyle artık böyle masayı koltuğu başka bir şey anlatıyorum. Allah ya aşkına. Bu kadar ilişki kurabilme yeteneğin network'ün varken kuramamayı ya anlamıyorum. Ya sen demiyorsun. Şu gelmiyorları hiç anlamıyorum abi. Nasıl gelmiyorlar ya? Bak Patrick Van Aanholt var ya abi. Ahmet Bulut, Emre Belezoğlu belli bir noktaya getirdi bu adamı. Ahmet Bulut. Hayır şimdi bir şeye bağlayacağım senin söylediğinden. Ahmet Bulut'a yetkiyi verdiler. Şu an Patrick Van Aanholt'un Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut. Tamam, Fenerbahçe'de bu transferde frene bastı. Galatasaray. Sen orada diyorsun ya Nuno Espirito Santo nasıl bağlayamıyor oradan diye. Ya i̇şte bu yüzden şu an her şey ayrı. Bütün her şeyi Robben yapacak bu sene. Bak Ünal Aysal, Snyder'i nasıl aldı biliyor musun? Ben kendisine sordum. Snyder'i nasıl aldı biliyor musun? İnter gidiyor Moratti ile yemek yiyorlar. Yemek yedikleri restoranda ben de yedim. Mükemmel bir restoran. Çok meşhur bir yerdir. Milano'da Larizakka 2. Tamam mı? Oturuyorlar. Babayla. Zengin ve güçlü. Babayla zengin güçlü. En sevdiğim en sevdiği evet. insan tipleri. Tabii abi. Babalar konuşuyorlar tamam mı? Ama şey öğlen bir ciğer yedi bende. Ya onu Kadıköy'de mi? Yok ya işte. Yedik. Bizim ciğerci sandık. Buralarda her şeyi yedik. Şimdi balık, ciğer. Adamla anlatıyor tamam diye işte işler nasıl? O nasıl öyle? İşte benim işte şurada yatırımlarım var. Petrol kimya işlerim var. Senin işte Pirelli'm var. Oyun var. Bu Pirelli takvimindeki kızlarla tanışsak mı falan? Atıyor. Ay egzajere ediyorum ya. Anladın mı? Hani şu güzeldi, şu ayınki kötüydü. Son tatlı geldiğinde tatlı geldiğinde ya Pirelli takvimini konuştunuz mu diye sordum Ünal Aysal'a. Konuştuk tabii dedi ya. 15 dakika tatlı geldiğinde Snyder'a tarif oluyoruz diyor. Alıyorsun abi. Bu kadar abi. Bu iş bak. Bu işler böyle olur. Londra'da Drogba'yla Ünal Aysal bizzat buluştu. Oturdu yarım saat bir restoranda beraber bir şeyler içtiler. Orada bağladı. Ben Ali Koç olacağım. Steven Gerrard'la şu ana kadar tanışmayacağım. Ben bunu kabul etmiyorum. Adamın sözleşmesi olabilir mi? Hiç önemli değil. Tanışacaksın. Zidane, Hacı'yı satıyorum. Hacı futbolu bırakıyor. Seni düşünüyorum demiş adam Faruk şey Süren. Söyleyeyim. Faruk Süren bunu demiş adam şey Zidane'a. Söyleyeyim. Sen abi anlamaman önemli değil. Bak. Hayallerin büyük olacak. Ya, ben tamam. Şimdi param yok. Her gün şey yat YouTube'u izliyorum. Yok efendim Ferrari bilmem nesi izliyorum. Tamam, izliyorum ama yani buna doğru bir şeyim var yani. Eğilimim var. Secret yapıyorum en azından. Bir yerde en azından secret yapıyorum yani. Ben anlamıyorum abi bu zamana kadar senin tanışmamış olmanı anlamıyorum. Sen tanışma işin çok. Bir tane adam bul o zaman. Yağız dedi ki baba sen bak bu herif iyi. Bununla git bir tanış. Önce o gitsin de ki. Abi. Önce gitsin desin ki Steven Bey. Sayın Gerrard. İşte Türkiye'de böyle bir holding var. Bu holding dünya çapında. Şöyle bir var. Bunun başkanı da bizim başkanımız. Sizi de çok takdir ediyor. Biz önce sizinle bir burada yemek yedik. Uygun görürseniz bir gün sizi davet ederim. İngiltere'de, Londra'da bizimkilerin işi var. Bir Londra'ya geldiğinde de buluşmak ister. Schedule'umuzu ayarlayabilir miyiz? Bunlar zor şeyler değil abi. Ya bana anlattığım zaman gülersin ama bunlar zor şeyler. Bende telefonu var. İstediğin zaman Steven Gerrard'ın alabiliriz yani. Ya ben ya. Programda anlatınca o böde dübe ödü. Yani. Telefon alınca direkt Steven Gerrard'ın mı telefonu var? Yok acaba? Ya yani benim mesela abi mı falan. Benim söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. Antonio Gerrard. Ya mesela ben diyorum ki ya bu EuroLeague'de Felix Magath'ı okuyayım sen abi. Felix Magath'a değilim. Ben diyorum ki ya bu Real Madrid bu EuroLeague'de işte çok para, hiç para yok. Tekrar girmeyeyim. Ya bana diyorlar ki yöneticiler falan diyor. Abi Real Madrid başkanıyla Florentino Perez'le de başka türlü hani futbolda oturamıyorsun. Burada oturuyorsun herifler seni iki kere. Ya oturdun da daha bir flama alamadık Real Madrid'den flama. Oturdun da ne yaptın yani? Ya boş ver onunla oturmasın. Bu arada abi Florentino baba Mariano Diaz var adamlarda. Adamlarda Mariano Diaz var. Desene ya baba bunu Lyon'a verdim. Bu sefer de bana ver desene abi yani ya. Bunu ayarlasana ya. Ya şu profile ne dersin? Hani zengin ve güçlü müydü? Zengin ve güçlü kulüpte başarılı olmuş değil de daha alt profilde. Marcus çok Sinan. Acayip. Fark etmez. Benim ya ben yok mesela işte, Union Berlin Urs Fischer'i aldı kim? Basel'den. Evet. Union Berlin geçen sene Urs Fischer diye bir teknik adamı. Mutlaka iyi hocadır. Çok çok acayip çok bir hocam. Puan ortalaması bak, vardı Basel'de. Mutlaka iyi hocadır. Max Kruse ile hem de 2,57 mesela puan ortalaması vardı Basel'de. Oha. Bağırıyor. Çok çok yani. Ona senin, yakın yani. Senin nargileci orada hiç nargile içmedi. Golleri attı sırf yani. Nargileci deme. Mesela ona benzer bir verilen parayı mesela. Verilen para geliyor aklıma. Şimdi bu Urs Fischer hepsi olur abi. Urs Mayer, Urs Fischer. Ben, hani hep Ursula Sanders bana hepsi olur. Benim için onu, bak o ama bak anlatıyorum. Sen bana bir hedef göstermişsin. Demişsin bu kalibrede. Ha doğru.
O kalibrede mi? Senin öyle bir zamanın var mı? Senin öyle bir kredin var mı? 18 gün kaldı sezonun başlamasına. Fenerbahçe'nin antrenörü senin yok. Senin bu kredin yoksa... Senin bu kredin... Abi benim kredim kalmadı. Ben adam gibi buraya hiç kendimi riske sıfır atacağım bir adam getirmem lazım demelisin abi. Yani, bu zamana kadar senin Gerard'la, Xavi'yle, onunla bununla tanışmış olman lazım. Çünkü zaten adamlar seninle tanışırlar abi. Taktı Gerard'a ya. Abi onu demiyorum yani. Tamam onu Gerard'ı boş ver. Şeyle Messi'yle falan tanışmış olman lazım. Direktörleri niye hiç düşünmüyorlar? Bana çok eskiden düşünüyorlardı. Bak. Mesela kim olabilir? Daum mesela değil mi? 95'i düşünülmüş evet, Daum. Daum mesela abi Almanya'da böyle incitilmiş. Başına işler gelmiş biriydi. Çok iyi fikirdi onu Türkiye'de. Daha sonra Beşiktaş getirdi ama. Sonra da Fenerbahçe'nin getirmesi daha da iyi fikir oldu. Tabii. Daha da tecrübelendi. Tabii. Türkiye'yi çok daha iyi tanıyordu. Hatta Löw çok iyi. Dervali getirmesi. Joachim Löw'ü zamanında tabii, getirmesi. Genç. Ya bakma Az Yıldırım iyi getiriyordu da tutmuyordu ki takımda mesela. Zico, Edu ikilisi, Önder Özcan falan 100 yıl çalıştırsın. Hani. Joachim Löw peki doğru mu ya? Şu an sık sık konuştuğumuz bir isim Löw. Abi Löw'ü getirirsin. Abi, ben Löw'cü değilim ama Löw'ü getirirsen şeyden kurtarırsın. Kalibre değil mi? Löw'ün yani bak, dersin ki tamam bu kalibreden. Bak yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesela, ama Löw de 15 senedir herhalde. Tabii kulüp yani, onu şey bırak yok yani, biraz yok. Da. Kulüp olayından uzak. Kariyerinin en kötü form grafiği teknik direktör olarak. Abi İspanya'dan fark yediler. Evet. Makedonya'ya yenildiler. Ben ona kuzey muzey demiyorum kardeşim. Yunanistan istiyor diye ben Makedonya kuzey falan demem ya. Al Makedonya yani. Makedonya'ya yenildiler. Ya ama bayağı kötü gidiyor. Seni kurtarır. Mesela Derval öyle değildi. Derval 82'de final oynattı falan. 84'te gruptan çıkamadılar. Son saniye gol yediler. Öyle Galatasaray'a geldi. Hani ben yaş olarak falan bakmıyorum. Heyecanı yitirme. Vasatizmden kurtulacağız. Hayallerimiz büyük olacak abi. Abiciğim vasatizmden kurtulmak için biraz da böyle şey potansiyeli yüksek. Mesela Todor Vesonović geldiği zaman Vesonović'ten daha ünlü 25 tane Yugoslav hoca vardı. Vardı kafadan mesela Stanković vardı. Todor Vesonović dediğin adam 89 abi. Ya tamam abiciğim ben sana diyorum çok ya. Çok değişti dünya abi. Bir şey söyleyeceğim. Bielsa'yı çok mu biliyordu insanlar? Ben Bielsa'nın geleceğini hiç düşünmüyorum. Zaten. Hayır abi şeye geldiği zaman Espanyol'a, Atleti'ye geldiği zaman Avrupa'da tanınmıyordu ki. Tamam ama oradan gelmiş İspanya'ya orada başarılı olup bir şey olmuş. Hayır bir de sonra bir şey söyleyeceğim. Biz de illa şöyle bekliyorlar. Real Madrid'in eski hocası. Tabii abi öyle bekliyoruz işte. Müşlü ve Zengin Bielsa ya. Bielsa Türkiye'ye gelse ciddi problem çeker. Müşlü ve Zengin. Bizim ülkemizde tesise girmek isteyen yöneticiler var. Senin attığın böyle tweet vardı ya. İşte futbolun bir şeyini değiştirdi falan. Emre Belözoğlu'yu gezmişti. Evet maalesef. Emre Belözoğlu yerine Bielsa yaz o gerçekten oldu. Mesela Derval değiştirdi. Stanković değiştirdi. Veselinović değiştirdi. Peki Gordon Min değiştirdi. Ben de diyorum ki Ali Koç olarak 3 senelik kötü bir performans sergilediğin zaman 3 senenin içerisinde bunları düşünmen lazımdı. Ya benim bir tane Derval gibi bir şey bulmam lazım demen lazımdı. Senin bir yorumun vardı. Yıllar geçtikçe daha da değerli hale geldi. İlk sezon yapmışsın Ali Koç başkan olduğu zaman. Demiştin ki ya Ali Bey bunları şirketteki bir düşünüyor. Dur oraya da bakalım, buraya da bakalım. Onun da fiyatına bakalım. Uzun vadeli düşünelim. Ama o zaman kaçıyor elden oyuncular. Çünkü ya da teknik direktörler. Bu yani eleştirin daha değerli hale geldi. Bu mu olsa şöyle mi yapsak? Yavaş yavaş o zaman. Dur bir bakalım. 2 gün sonra karar. Acele etme. Hadi tamam. Biz de 2 gün sonra o zaman karar verelim. Yani 4-5 kere kovuldu ya. 4-5 kere kovuldu. Durun bir yarın bakalım dedi. Hepsi de devam ettiler. Neyse. Yaşanıyor. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. 4. kapanış girişimim herhalde artık bu sefer yok, kapanacağız. Yok bu konuyu da açalım dedim de. Hani bir araya gelmişken tekrar. Çok güzel program oldu. En düşük noktada bile 15 bin altın böyle, bir ara böyle basketbol takımıyla basketbolla ilgili genel eleştirilerine de ben burada sert bir cevap vermek istiyorum ama şimdi geç oldu. Fenerbahçe üzerinde mi? Hepsi bütün kulüplerimiz üzerinde. Tamamdır. Anlaştık. Hoşçakalın arkadaşlar. İlginize, alakanıza. Para ver abi. Çok seviyorsan para ver. Çok teşekkür ediyoruz. Basketbolu çok sevenler para versin. Bana hiç hikaye anla akıl vermesinler. Para versinler. Kapat. Hoşçakalın.